Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz parabol. Parabol diye başlık atabiliriz. Parabol konusunu genel tekrar gibi değil de sanki ilk defa görüyormuşsunuz gibi anlatacağım. Çünkü derse hiç katılmayan arkadaşlarımız oldu ya da yarım yarım yamalak bırakan arkadaşlarımız oldu. Önce tanım yaparak başlayabiliriz. Parabol şudur: y eşittir ax kare artı bx artı c şeklindeki ikinci dereceden denklemlerin grafiğine biz parabol diyoruz arkadaşlar. Grafiğine parabol denir. Yani nasıl arkadaşlar? Şöyle ki, analitik düzlemde çizeceğim bu şekildeki ifadeler birer paraboldür. Şu şekilde sorular karşımıza çıkacak. Diyecek ki y eşittir m eksi 3 tane x'in küpü artı x üzeri n eksi 2 artı 8 ifadesi parabol olduğuna göre. M artı n kaçtır şeklinde bir soru. Şimdi bunun parabol olabilmesi için ne olması gerekiyor dedik arkadaşlar? İkinci dereceden bir denklem olması gerekiyor. Yani üçüncü dereceden olan ifadeyi ben yok mu edeceğim? Yok edebilmem için benim buranın katsayısını, yani m eksi 3'ü kesinlikle sıfır almam gerekiyor. M eksi 3 sıfıra eşitse m eşittir 3 mü gelecek? Ve de ikinci dereceden bir denklem olabilmesi için x'te ifadenin derecesinin 2 olması gerekiyor. Buradan da n eksi 2 eşittir 2'den 2'yi diğer tarafa atarsam n eşittir 4. Buradan m artı 4 m artı n neye eşit gelecek arkadaşlar? 3 artı 4'ten 7 gelecek. Şimdi parabolümüzün nasıl olduğundan bahsettik arkadaşlar. Şimdi parabolün bir tane şeklini çizecek olursak, bir parabol şekli. Şu şekilde bir parabol ya da şöyle bir parabol çok da fark etmiyor arkadaşlar. Biz buraya parabolün, yani tam ortasından gelen noktaya tepe noktası diyoruz. Noktası. Şuradaki kısımlara ya da buna, hatta şöyle gösterelim. Burası parabolün kollarıdır arkadaşlar. Parabolün kolları. Şimdi bakıyorum, bazı parabolde kollar yukarı doğru, bazı parabolde aşağı doğru mudur? Evet arkadaşlar, o zaman bunu kuralı dökecek olursak şöyle diyorum. Y eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde. Eğer ki a sıfırdan büyükse veya a sıfırdan küçükse. A sıfırdan büyükse arkadaşlar kollarım yukarı doğru. Kolların yukarı doğru olması şöyle. Eğer a sıfırdan küçük ise kollar aşağı doğrudur arkadaşlar. Yani bu şekilde olmasıdır. Bir de neyden bahsettik? Parabolün tepe noktasından bahsettik arkadaşlar. Tepe noktası. Tepe noktası nedir? Tepe noktası TRY K olarak ifade edilen, R dediğimiz x ekseninde, K dediğimizde y ekseninde ifade edilen noktadır arkadaşlar. Bir y eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde tepe noktasının r'sini nasıl buluyorum? Eksi b bölü 2a kadar. K dediğimizde arkadaşlar bu fonksiyonda r'yi yerine yazdığımda çıkan değerdir. Bir tane örnek gösterelim arkadaşlar. Fx eşittir 6 eksi mx kare eksi 8 tane x artı 1. Kollar aşağı doğru ise m'nin aralığı nedir diyor arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? Kollar aşağı doğru ise 6 eksi m dediğim ifadenin kesinlikle sıfırdan küçük olması gerekiyor. M'yi bu tarafa atarsam m 6'dan büyük mü geldi? M'nin 6'dan büyük gelmesi şu demektir arkadaşlar. M şu aralıktadır. 6 ile artı sonsuz. Yani 6'dan başladım, artı sonsuza kadar gittim demek. Bir de tepe noktası ile ilgili bir iki tane örnek çözelim arkadaşlar. Bir fx eşittir x kare eksi mx artı 3 parabolünde tepe noktası 1'e a ise a kaçtır diyor arkadaşlar. Tepe noktasının 1'e a olması, r'sinin 1 olması, k'sının da a kadar mı olması demek? Yani şuymuş arkadaşlar, f1 dediğimiz a'ya eşitmiş.
R neymiş arkadaşlar? 1. Önce M'yi buluyorum. R 1 ise eksi R dediğimiz neydi? Eksi B bölü 2 tane A kadar değil miydi? Burada A'mız 1, burada B'miz eksi M, burada C'miz de 3 müdür arkadaşlar? Şimdi buradan baktığımızda eksi eksi M bölü 2 çarpı 1 kaça eşit gelecek? 1'e. Buradan da M bölü 2 eşittir 1 ise M'yi 2 mi bulduk? Yani denklemimiz neymiş? Fx parabolü eşittir x kare eksi 2x artı 3 müymüş? Burada diyor ki f1 kaça eşitmiş? A'ya. F1'i bulalım arkadaşlar. F1 dediğimiz nedir? 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı 3 değil midir? Buradan da ne gelecek? 1 eksi 2 artı 3, yani sonucum 2. 2 neye eşit gelecek? A değerine mi eşit geldi? O zaman tepe noktam neymiş? 1'e 2. Yani buradan da A eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? 2 geldi. Sonra arkadaşlar bir tane daha örnek çözelim. Tepe noktası oturmamışsa ya da farklı nasıl çıkabilir? Mesela şöyle bir şey olsa. 1 fx eşittir x kare artı 8x artı m eksi 2 tepe noktası x ekseni üzerinde ise tepe noktası x ekseni üzerinde ise m nedir? Şimdi hemen şunu düşünüyorum arkadaşlar. X ekseninin üzerinde olması ne demek? Hemen çiziyorum. X ekseninin üzerinde bir noktanın olması şu demek değil midir arkadaşlar? Y'sine sıfır olması. Burası x'e y noktası ya. Herhangi bir x'i y noktası. Burada tamamen x'lerden oluşacak. Yani şu y kısmı sıfır mı gelecek? O zaman benim tepe noktam TR'ye sıfır mı gelecek? Önce R'sini bulabilirim. R'si nedir? Eksi 8 bölü r eşittir. Eksi 8 bölü 2 çarpı 1'den eksi 4 mü geldi? Yani ben f fonksiyonunda x gördüğüm yere eksi 4 yazdığımda nereye gidecekmiş? Beni sıfıra götürecekmiş. Eksi 4 yazarsam yani f eksi 4 eşittir 0 olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eksi 4 koyarsam f eksi 4 nedir? Eksi 4'ün karesi artı 8 çarpı eksi 4 artı m eksi 2 eşittir 0 gelecek. 16 eksi 32 artı m eksi 2 eşittir 0. Eksi 16 eksi 18 eksi 18 artı m sıfırsa m eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? Artı 18 geldi. Benden zaten ne istiyordu? M değerini istiyordu. Evet arkadaşlar, m değerini kaç bulduk? Zaten 18 bulduysak eksenleri kestiği noktalara geçebiliriz. Bir parabolün eksenleri kestiği noktalar. Şimdi biraz kağıdımızı önce düzeltecek olursak arkadaşlar, eksenleri kestiği noktalar. Eksenleri kestiği noktaları şekil üzerinde görecek olursak arkadaşlar, şurası herhangi bir parabol olsun. Bu x1'e 0 noktası, burası x2'ye 0 noktası, burası 0'a y1 gibi nokta olmak üzere arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda x eksenini kestiği nokta şunlar değil midir arkadaşlar? Çünkü benim iki eksenim var. X ve y ekseni analitik düzlem bu şekildeydi. X eksenini kestiği noktalarda y 0, y eksenini kestiği noktalarda ise x'i 0'dır. Yani şöyle diyebilirim. X eksenini kestiği nokta için ne yapıyorum arkadaşlar? Y'sini 0 alıyorum. Y eksenini kestiği nokta için ne yapıyoruz? X'i 0 alıyoruz. Bunu bir örnek üzerinde bir görelim arkadaşlar hemen. Ne diyoruz? Mesela uyduralım. Herhangi bir fx eşittir x kare eksi mx artı 3. Hatta yok arkadaşlar, şunu değil de biraz daha basitten gidecek olursak, bu ilk etapta biraz zorlayabilir. Mesela diyorum ki herhangi bir fx eşittir x kare eksi 6x artı 7 eksenleri kestiği eksi 6x artı 7. Yani şurada şurayı eksi yapacak olursak arkadaşlar, şurası artı değil eksi olacak. Eksenleri kestiği noktaları bulun. Noktaları bulun. Ne yapacağım? X, y eksenini kestiği nokta için.
Ne yapıyorum arkadaşlar? X yerine 0 koyuyorum. Yani buradan y eşittir 0'ın karesi eksi 6 çarpı 0 eksi 7. Buradan da y eşittir eksi 7 mi? Yani y eksenini hangi noktada kesiyormuş? 0'a eksi 7. Bir de x eksenini kestiği noktalara bakıyorum. X eksenini kestiği noktalar için y'yi 0 alacağım. Yani x kare eksi 6 x eksi 7 eşittir. Ne alıyorum arkadaşlar? 0. Burası 7'ye 1 eksiye artı mı gelecek? Yani buradan x eşittir 7'ye x eşittir eksi 1 mi geldi? Köklerini buluyoruz biz ikinci dereceden denklemleri gördük ya arkadaşlar. Yani x eksenini hangi noktada kesiyormuş? 7'ye 0 ve eksi 1'e 0 noktalarında mı kesti? Eksenleri kestiği 3 noktayı da bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi başka nasıl çıkabilir karşımıza? Başka bir örnek daha yazalım arkadaşlar. Mesela diyor ki herhangi bir fx eşittir 2x kare. 2x kare eksi 10x eksi 3 parabolünün eksenleri kestiği parabolünün x eksenini, hatta şöyle yazalım, parabolünün x eksenini kestiği noktanın apsisleri toplamı. Apsislerin x eksenini kestiği noktanın apsislerinin toplamı ne demek arkadaşlar? X eksenini kestiği noktalar demek y'sinin 0 olması demek. Y'yi 0 aldım. Bunun apsislerinin toplamı, yani köklerinin toplamını mı istiyor? Şimdi hemen hatırlıyorum arkadaşlar, herhangi bir ax kare artı bx artı c eşittir 0 parabolünü verdiğinde bunun köklerinin toplamı neydi? Eksi b bölü a değil miydi arkadaşlar? Köklerinin toplamına bakıyorum. Eksi eksi 10 bölü a'mız da buradan 2'den 10 bölü 2, yani köklerimizin toplamı kaç gelecek arkadaşlar? 5 gelecek. Uzun uzun bunun köklerini diskriminanttan bulup da saatlerce toplamaya çalışmayın arkadaşlar. Bir tane daha örnek yazacak olursak. Diyorum ki fx parabolü eşittir x kare eksi 3x artı 4 grafiği 3'e k noktasından geçiyorsa. Göre k kaçtır diyor arkadaşlar. Bir noktanın ya da bir parabolün bir noktadan geçmesi şu demek arkadaşlar. X'inin yerine 3 yazdığımda y'sinin bu geleceği demek. X'inin yerine 3 yazarsam 3'ün karesi eksi 3 çarpı 3 artı 4 kaça eşit gelecekmiş? K'ya mı eşit gelecekmiş? 9 eksi 9 artı 4. Buradan da kaç geldi? K. K eşittir 4. Benden zaten neyi istiyordu arkadaşlar? K değerini istiyordu. Buraya kadar bir sıkıntı yoksa arkadaşlar, bir de simetri ekseni kavramından bahsedeceğim. Nedir simetri ekseni? Simetri ekseni kavramımızın ne olduğuna. Simetri eksenimiz neydi arkadaşlar? Benim tepe noktası RYK değil miydi? Benim simetri eksenim R'sidir. Simetri ekseni bunun R'si. Yani nedir simetri ekseni? Mesela herhangi bir parabol verdi. Bizim R'miz ve K değerimiz, burası K, burası da R kadar değil midir arkadaşlar? Simetri eksenidir bu. Mesela X eşittir R doğrusu benim simetri eksenimdir. Ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Simetri ekseni ise bunu tam ortadan iki eşit parçaya bölecek. Yani bura ne kadarsa bura o kadar. Ya da şuradan herhangi bir nokta aldım. Bura ne kadarsa burası da ona aynı uzaklıkta olması demek. Sorularda karşımıza sıkça çıkacak arkadaşlar simetri ekseni. Mesela bir örnek üzerinde görecek olursak. Mesela bana diyecek ki fx eşittir x kare eksi m artı bir tane x artı 2m artı 3. Parabolünün simetri ekseni x eşittir 2 ise y eksenini kestiği noktayı bulun. Noktayı bulun diyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyorum, bana ne diyor? X'i 2'ymiş. X'in 2 olduğu yer benim simetri eksenimmiş. Bana tüyoyu vermiş zaten, diyor ki R'si 2'dir. R dediğimiz nedir? Eksi parantezinde eksi m artı 1
Gölü bunun ağası da 1. 2 çarpı 1 kaça eşitmiş? 2'ye mi? Buradan eksiler birbirini götürdü. M artı 1 bölü 2 eşittir. 2'den içler dışlar çarpımı. M artı 1 eşittir 4. Buradan atarsam M eşittir 3 mü geldi? Yerine yazıyorum. Parabolüm neymiş arkadaşlar? Fx eşittir. X'in karesi eksi 4 tane x artı m yerine 3 yazarsam 2 kere 3 6 3 daha 9. Denklemin bu muymuş? Benden nesini istiyor? Y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği nokta x'inin 0 olması demek değil miydi arkadaşlar? X yerine 0 koyarsam 0'ın karesi eksi 4 çarpı 0 artı 9 eşittir. Y'si buradan da y'si kaç geldi arkadaşlar? 9. Yani y eksenini hangi noktada kesiyormuş? Y eksenini 0'a 9 noktasında kesiyor. Yani şöyle diyebilirim aslında. Bir parabolde y eksenini kestiği nokta nedir? Şuradaki sabit değerim değil midir arkadaşlar? Ki ileriki zamanlarda sorularda çözerken bu konuda da yorumlar yapacağız yine. Bir de parabollerde en büyük ve en küçük değer kavramları karşımıza çıkacak arkadaşlar. En büyük ve en küçük değer kavramları. Nedir arkadaşlar en büyük ve en küçük değer? Şöyle ki herhangi bir parabol var arkadaşlar. Şu parabol ya da başka bir parabol daha çizecek olursak. Bir parabolün alabileceği en büyük değer daima y eksenine karşılık aldığı değerdir. Yani şuraya baktığımızda bunun alabileceği en küçük değer bu değil midir arkadaşlar? Bundan sonra bütün değerler şuradan daha yukarıya gidecek. Ya da bu parabole baktığımda arkadaşlar bunun alabileceği en büyük değer. Bakın y'si bundan daha yukarı çıkabilecek mi? Hayır. O yüzden alabileceği en büyük değer buradadır. Şunu söyleyebiliyorum. Bir parabolde eğer a sıfırdan büyük ise ve a sıfırdan küçük ise. A sıfırdan büyük ise neyini isteyecek arkadaşlar? Kollar yukarı doğruydu. A sıfırdan büyükse ve kollar yukarı doğruysa neyini isteyecek? En küçük değerini isteyecek. Eğer A sıfırdan küçük ise kollar aşağı doğru olacaktı. Bu defa da en büyük değerini isteyecek arkadaşlar. Değer istenir. Birkaç tane soru üzerinde görelim hemen. Şimdi arkadaşlar, mesela ne şekilde çıkacak? Bir örnek olarak görelim. Genelde ilk başlangıçta şu şekilde çıkacak. Fx parabolü eşittir. X kare eksi 4x artı 8 parabolünün en küçük değerini bulun. Zaten kollar yukarı doğru değil midir arkadaşlar bu parabolde? A 1'dir, 1 de 0'dan büyük olduğuna göre neyi benden istemek zorunda? Tabii ki en küçük değerini istemek zorunda. En küçük değerini ne dedik? Daima k değeridir. Önce r'yi bulalım. R'si eksi eksi 4 bölü 2'den 2 midir arkadaşlar? Yani f2'yi buluyorum. f2 eşittir 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 8. Buradan da 4 eksi 8 eksi 4 artı 4. Tepe noktam ne geldi arkadaşlar? 2'ye 4 mü? Benim alabileceğim en küçük değer kaçmış? 4. Eğer parabol şeklinde yani direkt grafik şeklinde soruyorsa arkadaşlar bu şekilde gidiyorum. Ama şu şekilde de karşıma çıkabilir. Mesela diyecek ki herhangi bir f fonksiyonu eksi 3'ten 2 kapalı aralığından nereye arkadaşlar? Reel sayılar kümesine. Ve fx parabolü eşittir. Eksi x kare eksi 2x artı 2. En büyük ve en küçük değerlerinin toplamı kaçtır diyor soruna. Burada yapacağım şey şu. Hem f eksi 3'ü bulacağım. Hem f2'yi bulacağım. Hem de k değerini bulacağım arkadaşlar. F eksi 3'ü bulalım. F eksi 3 ne gelecek? Eksi eksi 3'ün karesi eksi 2 çarpı eksi 3 artı 2. Buradan da eksi 9 artı 6 artı 2. Buradan eksi 1 mi geldi? F2'yi buluyorum. Eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 2. Eksi 4, eksi 4 daha eksi 8, eksi 6. Ve de k değerini buluyorum. K değeri için önce r'yi buluyorum. R dediğim nedir? Eksi eksi 2 bölü eksi 2. Buradan da eksi 1 mi geldi? F eksi 1'e bakıyorum. F eksi 1 ne gelecek? Eksi eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2'den kaç gelecek arkadaşlar? 3. Bu üçünün arasındaki en büyük değer, en büyük değerim kaçtır? 3 müdür arkadaşlar? Burada da 3 geldi. En küçük değerim kaçtır? En küçük değerim eksi 1 var, eksi 6 var.
3 var. Eksi 6. Bu ikisinin toplamını istiyordu zaten. Eksi 6 olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, biz parabolün eksenleri kestiği noktalardan bahsettik az önce, değil mi? Şimdi bir parabolün eksenleri, parabolün eksenlere göre durumu var. Parabolün eksenlere göre durumu. Ne diyoruz arkadaşlar? Y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü için. Diskriminantına bakıyoruz. İkinci dereceden denklemlerden hatırlıyoruz. Diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac değil miydi arkadaşlar? Delta sıfırdan büyük olabilir. Delta sıfırdan küçük olabilir. Delta sıfıra eşit olabilir. Delta sıfırdan büyükse parabol x eksenini iki noktada keser. Çünkü biz ne dedik arkadaşlar? Eğer delta sıfırdan büyükse bir ikinci dereceden denklemin iki reel kökü vardır. İki reel kökü varsa biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu parabolün x eksenini kestiğini söyleyebiliyoruz. Delta sıfırdan küçük ise reel kök yok demiştik. X eksenini kesmez. Ve delta sıfıra eşitse x eksenine teğettir. Şimdi şekil olarak bir gösterin. Bir parabol çizdim arkadaşlar. X eksenini kesmesi şu. X eksenini kesti. Bu birincisi. X eksenini kesmez. Bu şekilde olabilir. Bu şekilde olabilir. Fark etmiyor arkadaşlar. Çünkü parabolün son noktası budur. Yük sonsuza kadar giden kısımlar kollarıdır arkadaşlar. Bir de üçüncü bir durumum var. Bu ikincisiydi. Üçüncüsü x eksenine teğet olması arkadaşlar. Birbirine eşit iki kökünün olmasıydı. Şurada eşit olacağını söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, parabolün eksenlere göre durumunu da incelediğimize göre şimdi grafik çiziminden bahsedebiliriz. Kısaca bir grafik çizimi. Şimdi verilen herhangi bir y eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde arkadaşlar. Bunun grafiğini çizmek istiyorsak öncelikle yapmamız gereken şey şu. 1. A'nın işareti incelenir. Neden A'nın işaretini inceliyoruz? Çünkü arkadaşlar kollar yukarı doğru mu aşağı doğru mu bunu bilmemiz gerekiyor. 2. Tepe noktası RYK bulunur. 3. Eksenleri kestiği noktaları buluyoruz. Noktalar bulunur. Sonra arkadaşlar tüm bulduğum noktalar birleştirilerek şeklimiz ortaya çıkacak. İki tane soru üzerinde hemen görelim. Mesela y eşittir x kare eksi 2x eksi 8 ve y eşittir eksi x kare eksi 2x artı 3. Biri eksi, yani birinin kolları yukarı doğru birinin de kolları aşağı doğru olacak şekilde iki parabol yazdım. Bunların denklem grafiklerini bir çizelim arkadaşlar. Birinciye bakıyorum. Y eşittir x kare eksi 2x eksi 8. Bakıyorum kat sayısı artı 1. Yani kollar yukarı doğru. A sıfırdan büyük olduğu için kollar yukarı doğru varan 1. Bir ikincisi arkadaşlar tepe noktası RYK'yı hesaplıyorum. R dediğim neydi? Eksi B bölü 2 aydı. Yani eksi eksi 2 bölü 2 çarpı 1'den 1 mi geldi? F1'e bakıyorum. F1 dediğim nedir? 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 8'den eksi 9. Yani tepe noktam ne geldi? 1'e eksi 9 geldi. Ve sonrasında arkadaşlar ne yapıyorum? Eksenleri kestiği noktalara bakın. Bu benim birinci adımım. Bu benim ikinci adımımdı. Ve üçüncü adımıma geldim. Y eksenini kestiği nokta neydi? Y eksenini kestiği noktayı direkt eksi 8 olduğunu söyleyebilmeniz gerekiyor. X yerine 0 koyduğumda bakın 0'ın karesi eksi 0 eksi 8'den. X eşittir 0 iken y'sinin eksi 8, yani 0'a eksi 8. Sonra ne yapıyorum? X eksenini kestiği nokta. X eksenini kestiği nokta için ne yapıyordum? Y'sini 0 alıyorum. Yani x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Bura eksi 4 ile artı 2, yani x'in 4 ve x'in eksi 2 olduğu nokta mıdır arkadaşlar? Noktalarım ne olacak o zaman? 4'e 0 ve eksi 2'ye 0 mı gelecek?
Hemen şuraya bir göstereyim arkadaşlar. Tepe noktam neresi gelecekti? Artı 1. Şöyle artı 1. Eksi 9. Yani şuralarda bir yerde mi gelecek eksi 9? Burası 1'e eksi 9 noktası. Başka ne noktalarım vardı? 4'e 0. Burası 1 noktasıydı. 2, 3 ve 4 gelecek. Bir de eksi 2. Eksi 1, eksi 2 mi arkadaşlar? Eksenlerimi burada mı kesiyormuş? Ve kollar yukarı doğru. Geriye kaldı. Bir de hangi noktada kesiyordu? 0'a eksi 8 noktasında mı? Bu noktaları birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şu yorumu yapabiliyorum. Şurası kaç birim? 3 birim. Buraya baktığımızda burası da 3 birim değil midir? Yani benim simetri eksenimin R'si, R'nin değeri benim simetri eksenim olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer soru da sizde arkadaşlar, kendinizi yapabilirsiniz. Çünkü ben doğrunun grafik, parabol ve doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle kağıt değiştirelim. Şöyle açalım bakalım. Net görünecek şekilde. Parabol ile doğrunun birbirine göre durumları. Şimdi arkadaşlar parabolün grafiği neydi? Denklemi neydi? Y eşittir ax kare artı bx artı c'ydi. Doğru denklemi neydi? Y eşittir mx artı n. Bu ikisinin birbirine göre durumlarını incelerken arkadaşlar önce ortak çözüm yapıyorum. Ortak çözüm yapmak şu demek. Aynı olan şeyler birbirine eşitti. Bu da y, bu da y. O zaman birbirine eşitlersem ax kare artı bx artı c eşittir mx artı n mi gelecek? Bir tarafa topladım. Ax kare artı b eksi m tane x artı c eksi n eşittir 0. Şimdi bu doğruya göre diskriminantını hesaplıyorum arkadaşlar. Bunun deltası. Delta ne eşittir? B eksi m'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c eksi n. Diskriminantına bakıyorum. 1. Eğer diskriminantı 0'dan büyükse iki noktada kesişirler. Yani doğru parabolü iki noktada keser. Şöyle ki arkadaşlar bir parabol çizdim. Şöyle bir parabol varsa doğrum bu şekilde kesecek. Eğer delta sıfırdan küçük ise asla kesişmezler. Şöyle ki arkadaşlar ya da hatta şöyle alalım. Şöyle bir parabol aldım. Bu da doğrumuz arkadaşlar. Parabol hiçbir zaman onu kesmeyecek. Eğer delta eşit 0 ise birbirlerine teğet olacaklar arkadaşlar. Teğet oluşunda şöyle bir parabolüm varsa bir noktada kesişecekler demek. Şimdi bunları biraz örnek üzerinde görelim. Soruları çözeceğim. Çözüm saatinde arkadaşlar atacağım soruları dikkatle incelerseniz bu tarz sorular çözeceğim. Şimdi alalım. Mesela diyoruz ki 1 fx eşittir x kare eksi x eksi 5 parabolü ile 1 gx eşittir x artı 3 doğrusu a ve b noktalarında kesişiyor. O zaman diyor ki ab uzunluğunu ve orta noktasını bulun. Biz biraz daha sizin önceden gördüğünüz analitik konusuyla birleştiriyoruz. Şimdi hemen çözümüme bakalım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Önce ortak çözüm yapıyorum. İkisini birbirine eşitliyorum. Yani x kare eksi x eksi 5 eşittir x artı 3. Bunu bu tarafa atarsam x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0 mı geldi? Şimdi arkadaşlar çözümümü yaptığımda bunu 0 yapan değer burası x eksi 4 çarpı x eksi 2 değil midir çarpanlarını ayırdığımda? Yani x'in 4 ve x'in 2 olduğu noktalar mı? Şimdi bakıyorum x'i 4 iken y'sine bakıyorum. Herhangi birinde yerine yazabilirsiniz. İsterseniz parabolde isterseniz doğruda. Doğruda yazmak daha kolaydır. Çünkü karesiyle uğraşmak yorar arkadaşlar. Yerine yazarsam x eşittir 4 iken 4 artı 3'ten y'si 7. Yani 4'e 7 noktasından geçecek. Ve de x eşittir 2 iken y'si 5 gelecek. Yani 2'ye 5 noktası. Yani kesiştikleri nokta şöyle ki arkadaşlar. Bu benim parabolüm. Bu da doğrum olsun. Kestiği nokta neymiş?
4'e 7 noktası, 2'ye 5 noktası mı? Evet. Şimdi benden ne istiyor? Bu ikisinin uzunluğu. Burası A noktası, B noktası. İkisinin arasındaki uzunluğu nasıl hesaplıyorduk? Eşittir kök içerisinde x2 eksi x1'in karesi, 2 eksi 4'ün karesi, yani 2'nin karesi, 5 artı 5 eksi 7, yani eksi 2'nin karesinden 2'nin karesi. 4 artı 4'ten 8. Buradan da kaç gelecek arkadaşlar? 2 kök 2 gelecek. Uzunluğu buymuş. Bir de orta noktasını hesaplıyorum. Hemen orta noktasının hesabını ne yapıyordum? Burası x1, burası y1 iken x1 ne gelecekti arkadaşlar orta nokta? X1 eşittir 2 artı 4 bölü 2'den 6 bölü 2'den 3 ve y1 neye eşit gelecek? 5 artı 7 bölü 2'den 12 bölü 2'den 6. Orta noktam neymiş? 3'e 6 olduğunu söyleyebiliyoruz. Bir de parabol ve doğrunun birbirine göre durumlarında şöyle sorular karşımıza çıkacak. Bu da son sorumuz olsun arkadaşlar. Herhangi bir fx eşittir x kare eksi 4x artı 7 parabolü ile y eşittir 2x artı 5 doğrusuna en yakın noktanın koordinatlarını bulun diyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, şöyle bir parabolümüz var. Burası x kare eksi 4x artı 7. Bir de şurada bir doğrumuz var. Y eşittir 2x artı 5. Bu parabol ve doğru kesişmiyor. En yakın nokta dediğine göre zaten sana diyor ki kesişmiyor. İşlem yapma. Şimdi diyorum ki o zaman bu kesişmiyorsa buna paralel ve şurada teğet olacak bir doğru çiziyorum. Buna paralel olan doğru ne demek arkadaşlar? X'lerinin katsayısı, yani eğimlerinin aynı olması demek. Ben buraya y eşittir 2x artı c mi diyeceğim? Bunlar birbirine paralelse eğimleri aynı olacak. Değişen sadece sabitleri olacaktı. O zaman şu ikisi arasında bir ortak çözüm yaparsın. Bakın artık bununla işlem yapıyorum. X kare eksi 4x artı 7 eşittir 2x artı c. Yani burası x kare eksi 6x artı 7 eksi c eşittir 0. Teğet olduğuna göre o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Teğet olduğuna göre ben şunu alabilir miyim hemen? Deltasının 0'a eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Delta 0'a eşitse bakıyorum arkadaşlar. 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı a'mız 1. C'miz de 7 eksi c eşittir 0 mı gelecek? Buradan da c'yi eksi 2 hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Yani şurası şu oldu, şöyle oldu mu? Y eşittir 2x eksi 2 oldu mu? Kesişim noktalarını buluyorum hemen. Şimdi buraya baktığımızda, kesiştikleri noktaya baktığımızda arkadaşlar ne gelecek? X kare eksi 4x artı 7 eşittir 2x eksi 2. Bu tarafa atarsam x kare eksi 6x artı 9 eşittir 0. Burası x eksi 3'ün karesi eşittir 0 mı? Yani x'inin 3. X üçgen yerine koyuyorum arkadaşlar. Şurada da, yani şunda da yerine yazabilirseniz burada da fark etmiyor. X üçgen 3'ün karesi. Bakın y'si kaç gelecek? 3'ün karesi eksi 4 çarpı 3 artı 7. Yani 9 eksi 12 artı 7. Buradan da 4 mü geldi? Kesiştikleri nokta, yani bu nokta, teğet oldukları nokta 3'e 4 noktası mıymış arkadaşlar? 3'e 4. Zaten benden ne istiyordu? Bunu istiyordu. Evet arkadaşlar, parabolle ilgili yapmamız gereken her şeyi yaptık. Bir tek ne kaldı? Tabii ki parabolün denkleminin yazılması. Yani grafiği verilmişse ya da eksenleri kestiği noktalar biliniyorsa o parabolün denklemini biz nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Şöyle ki, herhangi bir parabol verdiğinde denklemin yazılması diye yazacak olursak. Eğer x eksenini kestiği x1 ve x2 noktaları biliniyorsa, yani x1 ve x2 noktaları biliniyorsa denklemini şu şekilde yazacağım. Y eşittir a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ki bir parabol yazacak olursak. Mesela nasıl olsun, şöyle bir parabol. Umarım yanlış değerler bulmayız. Şurası eksi 1. Burası 5. Ve tepe noktam şurası. Tepe noktam bilmeme gerek yok. Şurası eksi
Ne? Şöyle alabilirim. Eksi 4'e şurası da 2 olsun arkadaşlar. Evet. Bunun denkleminin yazımı. Ne gelecek arkadaşlar? Y eşittir A çarpı X eksi. Bakın eksenleri kestiği noktalardan biri eksi 1'di. X eksi eksi 1'den X artı 1 çarpı X eksi 5 mi gelecek? Şimdi buradaki A değerini bulmam gerekiyor arkadaşlar. A değerini bulmak için verilen herhangi bir noktayı. 2'ye eksi 4 noktasını, yani X yerine 2 yazdığımda sonuç eksi 4 gelecek. Eksi 4 eşittir A çarpı 2 yazdığımda 3. 2 yazdığımda eksi 3 mü geldi? Buradan A neye eşit geldi arkadaşlar? 4 bölü 9 geldiğini söyleyebiliyoruz. Yani denklemim Y eşittir 4 bölü 9 çarpı X artı 1 çarpı X eksi 5 kadardır. Eğer tepe noktasını biliyorsam, tepe noktası R'ye K biliniyorsa, o zaman denklemim tepe noktası Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi artı K kadardır arkadaşlar. Mesela yukarıdaki soruya baktığımızda tepe noktamız 2'ye eksi 4 mü vermiş tepe noktası? Ben bunun denklemini Y eşittir A çarpı X eksi 2'nin karesi artı eksi 4'ten eksi 4. Herhangi bir noktayı alıyorum. Mesela X yerine eksi 1 koyduğumda 0. X yerine eksi 1 koyarsam eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı A eşittir. Kaça gelecek? 0'a mı gelecekmiş? Buradan da 9 tane A eksi 4 eşittir 0'dan A eşittir 4 bölü 9. Yani Y eşittir 4 bölü 9 çarpı X eksi 2'nin karesi eksi 4 benim denklemim olacakmış arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Konuyu tamamladığımıza göre biraz pratik yapalım öncelikle. Test okul yayınlarının testinden direkt üzerinden çözeceğim. Boş halini sizlere ileteceğim zaten. Denklemi fx eşittir x kare eksi ax artı a artı 2 olan parabol a2'ye bir noktasından geçtiğine göre. Yani diyor ki sen x yerine 2 yazdığında y'si bu gelecek. X eşittir 2 iken y'si 1 gelecek arkadaşlar. X yerine 2 yazdığımda 2'nin karesi eksi a çarpı 2 artı a artı 2 sonuç kaç gelecek dedik arkadaşlar. Sonuç 1 mi gelecekmiş? Yani 4 eksi 2a daha eksi a artı 2 eşittir 1'den 6 eksi a eşittir 1 ise buradan a eşittir 5. Benden zaten ne istiyordu arkadaşlar? A değerini istiyor. Parabolünün x eksenini kestiği noktalardan biri. X eksenini kestiği nokta neydi? Hemen hatırlıyoruz arkadaşlar. X eksenini kestiği nokta y'sinin 0 olduğu. Yani bunu 0 eşitliyorum. X kare eksi 5x artı 6 eşittir 0. Burası ne gelecek? Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı toplamları da eksi 5. Evet. Yani burada x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 mı oldu? Yani buradan x'im ya 3'tür ya da x'im 2'dir. Yani ya 3'e 0 ya da 2'ye 0. Şıklarda hangisi var arkadaşlar? 3'e 0 var. Umarım bir sıkıntı yoktur buraya kadar. Parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Y eksenini kestiği nokta 0'a y noktası değil miydi arkadaşlar? Yani x'inin 0 olması demekti. Ordinatı 2 olduğuna göre, yani hangi noktadan geçiyormuş? 0'a 2 noktasından mı geçiyormuş? Yani sen diyor x gördüğün yere 0 yazdığında sonuç 2 gelecek. X yerine 0 yazdım, 0 0. O zaman bu a dediğimiz kaç geldi? A dediğimiz 2 mi geldi? O zaman parabolün, bakın sazan gibi atlayıp direkt 2'yi işaretlemiyoruz arkadaşlar. A yerine 2 yazdığımda fx eşittir 2x kare eksi 3x artı 2 mi geldi? Benden fa'yı istiyor, yani f2'yi istiyor. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 2 mi? 2 kere 4 8 eksi 6 artı 2'den kaç geldi? 4 geldi arkadaşlar. Fa buymuş. Hasan topa vurduğunda top şeklindeki gibi parabolik bir hareket yapıyormuş. Evet, yeni nesil sorulardan arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıkabilir. İlk saniye olmak üzere zamana bağlı fonksiyonu topa vurduktan en fazla kaç saniye sonra topun yerden yüksekliği 6 metre. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar mesela 6 metre oldu. Şurada 6 metreyken bir de inerken mi 6 metre olacak? Yani iki farklı noktada 6 metre de olabilir. Direkt en yükseği de 6 metre olabilir. Şimdi ne yapacağım? Burayı eksi 2x kare artı 8x, bunun yüksekliğinin 6 olmasını mı istiyor? Bunları bu tarafa atarsam ya da her tarafı eksi 2'ye bölersem x kare eksi 4x eşittir 3. 3'ü de bu tarafa attım. X kare eksi 4x eksi 3 eşittir 0 mı oldu arkadaşlar? Eksi 2'ye böldüm. Burası eksi 3 artı 3 oldu.
Burada eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı 0'a eşitlersem x'i ya 1 ya da x'i 3 müdür? Yani birinci saniyede ve üçüncü saniyede. Yani burası birinci saniye, burası üçüncü saniyede. Yüksekliğim 6 metre oluyormuş. En fazla diyor arkadaşlar. En fazla dediğine göre 3 saniye sonra 6 metreyi buluyormuşuz. Parabolünün y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı burası 0'a 8 miymiş o zaman? X eksenini kestiği noktanın, yani sen diyor x yerine 0 koyduğunda sonuç 8 gelecek. Buradan m'yi 6 mı buldum arkadaşlar? Parabolümün denklemini yazıyorum. Fx eşittir x kare eksi 6x artı 8 mi geldi? X eksenini kestiği noktalar için burayı 0'a eşitliyorum. Burası eksi 4 ile eksi 2. X eşittir 4 ve x eşittir 2 noktası mıdır? X eksenini kestiği noktaların apsislerinin toplamı. Apsislerinin toplamı 6. Ya da direkt neydi? Köklerinin toplamı. Eksi b bölü a. Eksi 6 bölü 1'den artı 6 olduğunu da söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Parabolünün x ve y eksenleri kestiği noktalar bir üçgenin köşeleridir. Y eksenini kestiği nokta. X yerine 0 verdim. 0'a 8 mi geldi? Y eksenini burada kesiyor. X eksenini kestiği nokta için eksi x kare artı 2x artı 8 eşittir 0. Eksi ile çarparsam x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Eksi 4'e artı 2. Yani x eşittir 4 ve x eşittir. Kaç geldi arkadaşlar? Eksi 2 mi geldi? Yani noktalarım 4'e 0. Noktalarım eksi 2'ye 0. Analitik düzlemde hemen gösterirsem. 0'a 8. Geçtiği nokta bu. 4'e 0 ve eksi 2'ye 0. Burası mıymış arkadaşlar? Bir üçgen oluşturuyormuş. Bu üçgenin tabanı kaç? 6. Yüksekliği kaç? 8. Alanım 8 çarpı 6 bölü 2'den 48 bölü 2, yani 24 geldi arkadaşlar. Fonksiyonun grafiği o x eksenini iki farklı noktada kesiyor. İki farklı noktada kesiyorsa arkadaşlar neydi? Deltası sıfırdan büyük müydü? Deltaya bakıyorum. 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı, yani b kare eksi 4 çarpı a eksi 1, yani c sıfırdan büyük mü gelecek? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar ne gelecek? 16 eksi 8 a artı 8 büyüktür 0. Buradan 8 a'yı atarsam 8 a küçüktür 24'ten, a küçüktür 3 mü? 3'ten küçük olan doğal sayıları istiyor. Doğal sayılar neydi? 0, 1 diye başlayıp sonsuza kadar giden kümeydi. Yani buradan 2, 1 ve 0 mı olabilir? 3 farklı değer alabiliyor mu? Alabiliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bunların hepsini 8. soruya bakalım. Biraz nokta atışı yaparak gidelim arkadaşlar. Birkaç soru daha seçelim. Mesela şu yorum sorularından bir tane simetri eksenli soru. Şunu yapsam benim için yeterli. 8. soru, fx eşittir x kare artı 6x artı a artı 1 fonksiyonun tepe noktası 2x artı 3 doğrusu üzerinde ise hemen tepe noktasının r'sine bakıyorum. R'si eksi 6 bölü 2'den eksi 3 müdür? Yani x yerine eksi 3 burada koydum ya arkadaşlar. Hani r'ye k noktasıydı, yani eksi 3'e k noktası geldi. Bu nokta bunun üzerinde ise bunu da sağlamak zorunda mı? Yani ben bunda x'inin yerine eksi 3 koyduğumda 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 artı 3, yani eksi 3, y'si de eksi 3 mü gelecek? Yani eksi 3'e eksi 3 noktası mıymış benim tepe noktam? X gördüğüm yere eksi 3 yazarsam 9 eksi 6 çarpı eksi 3'ten eksi 18 artı a artı 1. Sonucum beni nereye götürecek? Eksi 3'e mi? Eksi 9 eksi 8. Diğer tarafa atarsam a eşittir 5 arkadaşlar. Benden zaten bunu istiyordu. Parabolünün tepe noktası eksi 1'e 2 olduğuna göre b eksi a. Bunu kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları zaten işaretlememiştim. Niye gaza geldiysen artık. Parabolünün simetri ekseni x eşittir eksi 2 doğrusu olduğuna göre. Simetri ekseninin bu olması ne demek arkadaşlar? R'sinin eksi 2 olması demek değil mi? X, yani buradan eksi eksi m bölü 2 çarpı 2 eşittir eksi 2 birbirini götürdü. M bölü 4 eşittir eksi 2'den m eşittir eksi 8 mi? Benden ne istiyor zaten? M'i istiyor.
Ve son olarak arkadaşlar biraz daha yorum sorusundan yukarıdaki şekilde y eşittir ax kare artı b x artı c fonksiyonun grafiği verilmiş. Hemen yorumumuzu yapıyoruz. 1. Eksenleri kestiğine göre, iki noktada kestiğine göre, ya kollar yukarı doğru olduğuna göre birinci a sıfırdan büyük müdür? Baran 1 arkadaşlar. Bir ikincisi x yerine sıfır koyduğumda burası gelmeyecek mi? C sıfırdan küçük mü geldi? Evet. Bir ikincisi arkadaşlar tepe noktasının r'si burada. R sıfırdan büyük mü geldi? Değil mi? Burası pozitif bir nokta. R buraya düşecek. R sıfırdan büyükse yani eksi b bölü 2a sıfırdan büyük mü geldi? A'mız zaten sıfırdan büyüktü. Buna sıfırdan büyük olabilmesi için burada sıfırdan büyük gelecek. O zaman b sıfırdan küçük mü geldi arkadaşlar? Evet. Ve baktığımızda arkadaşlar iki köküm var. O zaman bunun deltası sıfırdan büyük müdür? Delta dediğim neydi? B kare eksi 4 AC değil miydi? Burası sıfırdan büyük. Hemen bakıyorum. C sıfırdan küçük. Doğru. A çarpı C sıfırdan küçük. Evet. 1'i artı 1'i eksi. Doğru. B kare eksi 4 AC sıfırdan büyük. 4 AC'yi diğer tarafa atarsam B kare büyük. 4 AC. Doğru. B çarpı C'ye baktığımda B ve C'nin çarpımı sıfırdan büyük gelmek zorunda arkadaşlar. Bu yanlış çünkü her ikisi de negatif geldi. O yüzden bu şekilde olacak arkadaşlar.